Siz de flamingo çiçeğini çok sevenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Çünkü ben de bu egzotik çiçeği, tropikal ormanlardan gelen bu harika çiçeği çok seviyorum. Bu çiçeğe ait bazı püf noktalarını anlatmak istiyorum. Çünkü birçok kişi bu çiçeğin çok kolay yetiştiğini söylüyor ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü bence bu çiçek çok güzel olduğu kadar çok da kaprisli bir çiçek. Bu çiçeği eğer çiçekçiden aldıysanız direkt olarak eve getirdiğiniz zaman pek fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü çiçekçiler bütün bakımını yapıp üstelik fazlasıyla içine gübre koyup öyle satıyorlar. Eve getirdiğiniz zaman ilk yapmanız gereken şey bu çiçeği doğru yere koymak. Doğru yer, doğru ışık kesinlikle bu çiçeğin olmazsa olmazı. Ben öyle doğuya koyun, kuzey batı, güney doğu falan söylemek istemiyorum. Mutlaka herkesin evinde bu çiçek için doğru bir nokta vardır. Orkidelere çok benzeyen bir çiçek bu esasında. Güneşin o direkt ışıklarından uzak ama aynı zamanda bol ışıklı bir yere koymanız gerekiyor. Ancak şöyle bir size püf noktası verebilirim. Eğer orkide besliyorsanız ve orkideleriniz 6 aydan fazla yaşamışsa bu çiçeğinizi alıp orkidenin yanına koyabilirsiniz. Çünkü orkidenin ışığıyla flamingo çiçeğin ışığı çok benziyor. Kesinlikle orada yaşayacaktır. Doğru ışığı bulduktan sonra eğer dediğim gibi yine çiçekçiden almışsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama çiçek satan marketlerden almışsanız öyle toprak değiştirmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum ama çiçekçiden almak yerine marketlerden aldıysanız eğer getirdiğiniz zaman eve onu doğru yere kayarak üzerine bir miktar orkide toprağı koyabilirsiniz. Eğer üzerine orkide toprağı koyarsanız o flamingo çiçeğine gerekli besini vermiş olacaksınız. Doğru ışığı ve doğru yeri bulduktan sonra sulama tabii ki çok çok önemli. Bir çiçeği çok sulamak az sulamaktan daha tehlikeli. Bu çiçek orijinal olarak tropikal ormanlardan, yağmur ormanlarından geliyor ve yağmur ormanlarındaki hava bizim burada yaşadığımız havadan çok farklı. Çok sıcak, arkasından çok fazla yağmur ve çok rutubet. Yine çok sıcak, yine çok yağmur ve çok rutubet olmak üzere böyle bir şey, bu şekilde devam eden bir döngü var. Bu çiçek çok sıcak havaların çiçeği. Mutlaka çok sıcak ortamlarda yaşamayı seviyor. Eğer Antalya, İzmir gibi çok sıcak bölgelerde, rutubetli bölgelerde yaşıyorsanız tabii ki bu çiçeği çok kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Ama biraz daha iklim soğuk olan yerlerde yaşıyorsanız bu bitkiye özel bir bakım gerekiyor. Dediğim gibi bu bitki çok sıcak, çok rutubetli ve çok yağmur olan yerlerden geldiği için toprağa bir anda ıslanıyor fakat hemen akabinde çok sıcağın etkisiyle hemen kuruyor. Bizim evlerimizin içi ormanın içindeki ışığa çok benziyor. Dolayısıyla bu çiçek evimizin içinde rahatça yaşayabiliyor. Fakat sulamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi kesinlikle fazla sulanmaması lazım bu çiçeğin. Eğer fazla sularsanız mutlaka köklerinde çürüme ve küçük sinekler olacaktır. Ben tabii bu çiçeği çok çok sevdiğim için birkaç çeşit rengini de yetiştirmeye çalışıyorum. Bir tanesi şurada yerde olan çok nadir bulunan bir renk aslında portakal rengi çiçek açıyor. Yine şuradaki pek görünmese de beyaz çiçekleri, özellikle çiçekleri dönüyor. Gündüz ışığında beyaza doğru renk değiştiriyor. Eğer siz bu çiçeği çok uzun zamandır yetiştirmiyorsanız, çiçekçiden aldıktan sonra bence ne saksısını değiştirin uzun bir zaman, en az 5-6 ay, ne de toprağını değiştirin. Çok gerekli değilse şayet. Ancak dediğim gibi bunun üzerine bir miktar orkide toprağı koyarak, 1-2 ay sonra orkide toprağı koyarak böylece bir miktar besin sağlamış olabilirsiniz. Yine internette birçok zaman gözüme çarpıyor. Öyle yumurta suyu, işte portakal kabuğu falan gibi şeyler kesinlikle koymayın. Çünkü bu çiçek hiçbir şekilde özel gübrelerle ya da ev yapımı gübrelerle beslenecek bir çiçek değil. Aynı şekilde tabii orkidelerde benim annem beni ziyarete geldi ve
Bana orkidesinin bozulduğundan bahsetti. Ben de sordum hani niye orkiden bozuldu dedim. O da dedi ki ben her sabah işte çayımı içerken orkideye de bir bardak çay veriyordum. Anne dedim nereden duydun böyle bir şeyi? O da üst kattaki komşum söyledi dedi. Üst kattaki komşunun orkidelerine ne oldu dedim. Onlar da öldü dedi. Yani mutar çiçekler, orkide, otrium gibi çok narin, çok nadide, çok kaprisli çiçekleri böyle yumurtaydı, süttü, çaydı şeyler vermemek gerekiyor. Bu çiçeği ayırmaya gelince eğer çiçeğiniz çok büyüdüyse, saksısı artık tamamen küçük geliyorsa daha büyük, kendisinden bir büyük boy bir saksıyı alabilirsiniz. Yine toprak ve orkide toprağıyla karıştırarak özel bir toprak kullanabilirsiniz ki bence dışarıdan alın onun toprağını öyle yani normal sıradan bir toprakta kesinlikle olmaz. Ben bir süre önce şöyle ayırdım köklerinden. Gayet güzel, sağlıklı yaşıyor ama korka korka ayırdım ben de. Öyle kolayca ayırma işlemini de yapmamak gerekiyor. Hiç tavsiye etmiyorum. Bu arada bu çiçeğe ait özel bir şey daha söylemem gerekiyor. Bu çiçeği evinizde eğer çocuğunuz varsa çocukların elleyemeyeceği bir yere koyun. Çünkü şu gördüğünüz ortasındaki tohumlar zehirli. Ama tabii ki insanları öldürecek kadar çok zehirli değil. Çocukları etkileyecek kadar zehirli. Yani çocuklar bu tohumları ellediklerinde onlarda mide bulantısı, baş dönmesi, karın ağrısı, alerjik reaksiyonlara yol açıyor. O yüzden bu çiçeği çocukların elleyemeyeceği bir yere koymakta fayda var. Eğer flamingo çiçeğiniz doğru yere koyduysanız, doğru ışığı alıyorsa, doğru sulama ve doğru toprağı yaptığınız halde hala çiçeğinizde bir takım bozulmalar varsa o zaman yapabileceğiniz çok önemli bir şey var. Bunu orkideler için de yapabilirsiniz. Hemen bu çiçeğin yanına ıslak çamaşırlarınızı asın. Çünkü bu çiçek çok rutubet istiyor. Ama bu çiçeğe böyle bir bardak su yanına koymak ya da tabağına bir bardak ya da tabağını suyla doldurmak yeterli değil. Bu çiçeğe rutubet sağlamak için yanında bayağı böyle 8-10 tane çamaşırı asmak ve kurutmak lazım. Flamingo çiçeğini alın çamaşırlarınızı yanına koyun demiyorum. Çünkü yerini değiştirirseniz ona da kızabilir. Onun için çamaşırlarınızı alıp flamingo çiçeğinin yanına gelin. Ve haftada bir hatta iki kere gayet rahatlıkla bu çiçeğin yanında çamaşırınızı kurutursanız gerekli rutubeti sağlamış olursunuz. Ve çiçeğiniz de bundan çok mutlu olur. Dediğim gibi aynı şeyi orkideleriniz için de yapabilirsiniz. Flamingo çiçeği bütün dünyada insanlara gittiği evde insanlara mutluluk verdiği düşünülen, inanılan bir çiçek. Bence de kesinlikle doğru olduğuna katılıyorum. Çünkü bu çiçeğe bakıp da mutlu olmamak mümkün değil. Adeta yaprakları, çiçekleri muhteşem gözüküyor. Sanırım bu çiçeğe ait birçok şeye cevap vermişimdir. Başka sorularınız olursa yazabilirsiniz. Onları da cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.